ve peygamberler de Allah'tan korkarlardı. Melekler de Allah'tan korkarlardı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail'e şöyle bir soru soruyor. Ben diyor Mikail'i güldüğünü hiç görmedim diyor. Bunun sebebi nedir? Bunun hikmeti nedir? Niçin hiç gülmüyor? Cebrail de Peygamberimize sallallahu aleyhi ve selleme dedi ki cehennem yaratıldıktan sonra Mikail hiç gülmedi diyor. Evet, peygamberler, Allah'ın dostları, Allah'ın evliyaları, Allah'ın melekleri Allah'tan korkuyorlar. Ama bazı insanlar Allah'tan korkmuyorlar. Allah'tan korkmak, iman eden kimselerin özelliklerindendir. Allah'tan korkacağız. Çünkü bizi yaratan O'dur. Bizi yaşatan O'dur. Bizi rızıklandıran O'dur. Öldüren ve dirilten O'dur. Aziz ve zelil kılan O'dur. Yücelten ve alçaltan O'dur. Ve O istemedikçe hiçbir kimseye zarar veremez. Hiçbir kimseye de fayda sağlayamaz. Ömrümüzü kısaltamazlar. Ecelimizi artıramazlar. Rızkımızı kesemezler. Onun için İman eden kimseler yalnız Allah'tan korkmaları gerekir. Eğer Allah'tan korkarsan, diğer bütün yaratıklar senden korkar. Ama Allah'tan korkmazsan, çok değersiz, çok basit olan şeylerden korkarsın. Zamanında iman eden kimselere bazı kimseler şöyle demişlerdi. اَلَّذ۪ينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسِ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ اِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَ اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَك۪يلِ Evet, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem en çok fazla Allah'ı bilen, en çok fazla Allah'tan korkan da yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Allah'tan korkarak ağlarsan cehenneme giremezsin. Allah korkusundan ağlarsan, Allah cehennemin azabından seni arşının gölgesinde barındıracaktır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem en çok fazla Allah'tan korkan bir kimsedir. Hazreti Aişe radıyallahu anha anlatıyor ve diyor ki, bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geceleyin kalkıp güzel bir şekilde abdest aldıktan sonra namaza durdu diyor. Secdeye kapandığı zaman ağlamaya başladı. O kadar ağladı ki çok acı bir şekilde, şiddetli bir şekilde ağladı diyor. Secde ettiği yeri ıslattı diyor. Sakalları ıslandı diyor. Ve bazı arkadaşları Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellemin bu durumunu görünce Peygamberimize dediler ki, niçin bu kadar ağlıyorsun? Halbuki Allah geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlamıştır. Peygamberimiz de sallallahu aleyhi ve sellem bunun üzerine اَفَلَا اَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا Allah'a şükreden bir kul olmayın. Allah korkusundan ağlıyordu. Ve ümmeti için de ağlıyordu. Ümmeti cezalandırılmaması için. Ümmeti cehennemlik olmaması için. Ve ağlıyordu, üzülüyordu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bir gün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu ayeti okuyorlardı. اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَاِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَز۪يزُ الْحَك۪يمِ Ey Allah'ım! Bunları azap edersen, bunlar senin kullarındırlar. Bunları bağışlarsan, sen azizsin, izzet sahibisin, güç ve kuvvet sahibisin ve hikmet sahibisin, hüküm sahibisin. Bu ayeti okuduktan sonra ellerini kaldırıyor, dua ediyor. Allahümme ümmeti, 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 ümmeti sözünü söyleyerek. Ümmetim, ümmetime acı ey Allah'ım, ümmetime merhamet et ey Allah'ım. Ümmetime azap etme diyerek ağlıyordu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Celle Celaluhu
Peygamber Efendimiz'in niçin ağladığını bildiği halde Cebrail'i yanına çağırıyor. Cebrail'e diyor ki, git bak bakalım Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem niçin ağlıyor? Cebrail, Peygamber Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geliyor ve niçin ağladığını da söylüyor. Cebrail, Allah-u Teala'nın yanına geldiği zaman durumu anlatıyor. Ve Allah Celle Celaluhu Cebrail'e diyor ki, Muhammed'in yanına git. Ve ona söyle ki, ümmeti için endişe olmasın. Biz onu memnun edeceğiz. Biz onu razı edeceğiz. Biz onu üzmeyeceğiz. Evet, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmeti için üzülüyordu. Ümmeti için dua ediyordu. Ümmeti için ağlıyordu. Gözlerinin yaşlarını döküyordu. Biz ağlayamıyoruz. Azap ayetleri okunuyor, tehdit ayetleri okunuyor veya rahmet ayetleri okunuyor, cennetle cehennemle ilgili ayetler okunuyor, umurumuz bile olmuyor. Yine bildiğimize devam ediyoruz. Yine Allah'ın emirlerini çiğnemeye devam ediyoruz. Yine Allah'ın yasakladığı şeyleri yapıyoruz. Sebebi nedir? Sebebi günahların çok olmasından ileri geliyor. Günahlarımız çoktur. Çok yiyoruz. Çok konuşuyoruz. Çok uyuyoruz ve bundan dolayı kalplerimiz katılaşmıştır, sertleşmiştir, taştan da daha katı olmuştur. Allah'a dönmek için, Allah'a gereken saygıyı, sevgiyi göstermek için bol bol Allah'a dua etmeliyiz. Çokça Allah'a dua etmeliyiz, çokça ibadet etmeliyiz, çokça ahireti hatırlamalıyız, çokça ölümü hatırlamalıyız, çokça kabirleri ziyaret etmeliyiz. اَلَّذ۪ينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسِ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ اِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَ اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَك۪يلِ Zamanında bazı kimseler, iman eden kimselere dediler ki, müşrikler, Hristiyanlar, ateistler, münafıklar bir araya geldiler, ittifak işindedirler, birleşmişlerdir, sizin kökünüzü kazacaklardır. Sizi yok edeceklerdir. Sizi mahvedeceklerdir. O zamanın Müslümanlarına böyle diyorlardır. Kafirler birleşmişlerdir. Şimdi de birleşmişlerdir. Suriye'de olduğu gibi. Yahudiler de, Hristiyanlar da, Rusya'sı da, Amerika'sı da birleşmişlerdir. İslam'ı ve Müslümanları yok etmek için. O zaman da birleştiler, ittifak ettiler. Şimdi de aynı şey tekrar etmekten ibarettir. Ve iman eden kimseleri korkutuyorlardır. Bakınız bu kadar silahları vardır, bu kadar askerleri vardır, bu kadar adamları vardır, bu kadar hazırlık yapmışlardır, sizi yok edeceklerdir, sizi cezalandıracaklardır. Ama fakşavum, onlardan korkun, onlardan çekinin, onlara baş koymayın. Fezâdehum imana. İman eden kimseleri onların çokluklarıyla korkuttular. Acaba iman eden kimseler korktular mı? Halbuki korkmadılar. Allah'a daha fazla yöneldiler. Allah'ın ipine daha fazla sarıldılar. Allah'ın kitabına sımsıkı sarıldılar. Allah'a güvendiler. Allah'a itimat ettiler. Allah'a tevekkül ettiler. Ve bundan dolayı da Allah onlara yardım etti. وَقَالُوا حَسْبُنَ اللّٰهِ Bizi koruyacak olan, bize yardım edecek olan Allah dediler. Hasbunallah, Allah bizim için yeterlidir dediler. وَنَعْمَ الْوَك۪يلِ O bizim vekilimizdir. O bizi koruyacaktır. O bizi destekleyecektir. Ayeti okudular. Ve bundan dolayı da o zamanın kafirleri, o zamanın dinsiz ve inkarcıları iman eden kimselere hiçbir zarar veremediler. Onların sayıları ne kadar çok olursa olsun, ne kadar güçleri çok olursa olsun, Allah'ın gücü, Allah'ın kuvveti onlardan daha büyüktür. Allah bir şeyi istediği zaman ol demesiyle hemen olur. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ اَمْوَالَهُمْ يُنْفِقُونَ اَمْوَالَهُمْ لِيَسُدُّوا عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ Bu zamanın ve geçmiş zamanın kafirleri, İmanı, İslam'ı, iman eden kimseleri yok etmek için bol keseden harcıyorlar. Allah böyle haber veriyor. يُنْفِقُونَ اَمْوَالَهُمْ لِيَسُدُّ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ Uçaklara bakın.
askerlere bakın, bakın istediğiniz kadar bakın. O kadar harcıyorlar ki, bütün bu harcamaların sebebi İslam'ı yok etmek için. İslam'ı yıkmak için, İslam'ı yapmak için. يُنْفِقُونَ اَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ Allah'ın dininden vazgeçirmek için. Sonra ne oldu? Netice nedir? Neticeye baktığımız zaman Allah onları hezimete uğratıyor. Allah onları mağlup ediyor. يَصُدُّ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ يُغْلَبُونَ ثُمَّ Sonra da mağlup edileceklerdir. Hezimete uğratılacaklardır. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا اِلٰى جَهَنَّمَا يُحْشَرُونَ Sonra da cehenneme sürüklenerek yürütülür. Evet. İman eden kimse yalnız Allah'tan korkmalıdır. Çünkü netice muttakilerindir. Zafer iman eden kimselerindir. Akıbet Müslümanlarındır. Onlar Allah'ın nuru olan İslam'ı söndürmek istiyorlar. يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللّٰهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللّٰهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ Evet, İslam'ı etkisiz hale getirmek istiyorlar. İslam'ın nurunu söndürmek istiyorlar. İslam'ın ilerlemesini, yayılmasını durdurmak istiyorlar. Ama Allah dinini tamamlayacaktır. Dinini bu dünyaya hakim kılacaktır. Gecenin ve gündüzün hakim olduğu yerlere kadar İslam hakim olacaktır. Ama bize düşen de bir görev vardır. Dinimize sahip çıkmalıyız. Dinimize yardım etmeliyiz. Dinimizi öğrenmeliyiz ve öğretmeliyiz. Yaşamalıyız ve yaşatmalıyız. Allah yolunda canımızla, malımızla cihad etmeliyiz. O zaman Allah Celle Celaluhu bizlere yardım eder. Ama biz İslam'ı sahipsiz, kimsesiz, yetim bırakırsak, Allah bizleri yanına alır, yanımıza okur, yerimize başkalarını gönderir. O gönderilen kimseleri Allah sever, onlar da Allah'ı severler ve onlar da Allah Celle Celaluhu dinini aziz kılar, dinini bu dünyaya hakim kılar. Bir an önce Allah'a dönmeliyiz, bir an önce toparlanmalıyız, bir an önce dinimize gereken saygıyı, sevgiyi göstermeliyiz, bir taraftan İslam'ı yaşamak için çalışmalıyız, bir taraftan da İslam'ın öğrenilmesi için, yaşanılması için çalışmalıyız. Allah bizleri gerçek bir şekilde Allah'ın dinine hizmet eden kullarından eylesin. Ekulu kavli hâdâ ve estağfirullâhe li ve lekum ve estağfiruhu innehu huvel gafur.